Bir türlü çözümleyemediğimiz birçok rahatsızlığın altında yatan nedenler arasında aynı zamanda bir hormon olan D vitamini eksikliğinin söz konusu olabildiğini biliyor muydunuz? Sizler için D vitamini eksikliğinin en sık karşılaşılan ve en belirgin semptomlarını bir araya topladım. Gelin 10 maddede neler olduğunu öğrenelim. Aşırı derecede terlemek, özellikle de başın terlemesi. Yaygın kas ağrıları. Yaygın kas ağrıları şikayetiyle doktora başvurdunuz ve size fibromiyalji ya da miyofasyal ağrı sendromu tanısı mı kondu? Ya da henüz ne olduğu bilinmiyor mu? Öyleyse mutlaka D vitamini değerlerinizi ölçtürmelisiniz. Kemik ağrıları. Güçlü kemikler için kalsiyum mineralinin gerekli olduğunu herkes bilir. Fakat D vitamininiz eksikse kalsiyumu kemikler için kullanmanız mümkün olmaz. Özellikle bebeklerde ve gelişim çağındaki çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat edilmelidir. Sık sık hastalanmak. Ailenizde ya da iş yerinizde ilk siz mi hastalanıyorsunuz? Herkes grip olduğunda bir haftada iyileşirken sizin hastalığınız daha mı uzun sürüyor? Vücudumuzda yeterli D vitamini olmadığında savunma kalkanlarımız düşer ve hastalıklara açık hale geliriz. Bağışıklık sisteminin verimli çalışmadığı otoimmün hastalıklarda da D vitamini eksikliğinin liste başı olduğunu unutmayalım. Kronik yorgunluk. Son zamanlarda kendinizi yorgun ve isteksiz mi hissediyorsunuz? Düşük enerjili olmak, D vitamini eksikliğinin belirgin göstergelerinden biridir. Hipertansiyon. Yapılan çalışmalar, ciddi D vitamini eksikliği olan insanlarda hipertansiyon, yani yüksek tansiyonun daha sık görüldüğünü gösteriyor. Kolay kilo alımı. D vitamini eksikliği olan bireyler kilo almaya daha meyillidirler ve düşük kalorili beslenseler dahi kolay kilo veremezler. Alerjik bünyeler. Uzun süreli D vitamini eksikliği olan insanların vücutlarının daha alerjik olduğu ve kronik alerjik hastalıklara yakalanma risklerinin daha yüksek olduğu biliniyor. Depresyon. Sürekli üzüntülü ve kaygılı hissetmek yine D vitamini eksikliği belirtileri arasında. Sık sık tekrarlayan baş ağrılarını da unutmamak gerek. Yara ve morlukların geç iyileşmesi. Sizler için güncel sağlık haberlerini takip ederek hazırladığım içeriklerin yanı sıra fiziksel rahatsızlıklarınızda başvurabileceğiniz fizyoterapi ve egzersizlere yönelik videolarıma ulaşabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.